Fakat bu CHP sağ olasınız. Sevgili gençler, maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Ve Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar. Merkez Bankası'ndan briefing aldıktan sonra dışarı çıkıp Merkez Bankası'nın aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi? Bak sana randevu verdiler. Fakat bunlarda edep adap yok. Şimdi dün evvelsi günde Türkiye İstatistik Kurumu'nu randevu filan almadan oraya da gitmek istedi. Ve Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin Şamaroğlan'ın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin. Onlara randevusuz da gidebilirsin. Ama devletin kurumları ciddidir. Buralara öyle rastgele gidemezsin. Ve gidemeyeceksin de. Ve devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları sürekli olarak yapıyorlar. Hiç merak etmeyin. Biz dimdik ayaktayız. Yeter ki siz bize bu gücü verin ve biz de bununla beraber yola devam edelim. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal hizmetlere, her alandaki altyapımızı, insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik. Şimdi de bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına dahil etmek için yeni bir atılım başlattık. Bu mücadeleyi tıpkı daha önceki demokrasi, hak, özgürlük, kalkınma mücadelelerimiz gibi milletimizin tamamı için veriyoruz. Gençler, ben sizleri çok seviyorum. Siz var ya siz Teknofest gençliğisiniz. Teknofest gençliği olarak evelallah yapay zekayı siz oluşturacaksınız. Bay Kemal'in dediği gibi değil. Evelallah siz AK Parti'nin yeni dizayn ettiği ve ileri sürdüğü Teknofest gençliği olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Ben sizin gözlerinizden bunu okuyorum. Buna hazır mıyız? Bu yolda böyle yürümeye var mıyız? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Bütün ortaya çıkan neticeden
şimdiye kadar yaptığımız hizmetler, ortaya koyduğumuz eserler gibi istisnasız insanlarımızın tamamı yararlanacak. Bizim ilkemiz nedir? Niyet hayır, akıbet hayır. Çıktığımız bu yolda tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğidir. Elbette herkes destek vermek mecburiyetinde değildir. Ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Maalesef birilerinin tek işi, tek gücü, tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri ve hizmeti engellemeye çalışmak olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu dünyada ilk 20 içerisinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Üstelik bunların ülkede bu da bizim hizmetimizdir diye gösterebilecekleri tek dikili ağaçları, inşa ettikleri tek bir eserleri, insanların hayatını kolaylaştıran tek bir adımları yoktur. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Hele hele bu coşkunuzu gördüğüm zaman benim de aynı şekilde coşmamam mümkün değil. Gerek ana kademe, gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız Allah'ın izniyle 2023'e hazır mıyız? CHP'nin hem merkezi hem sembolü olduğu bu zihniyet yine arsızca ortada dolaşarak siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. CHP'nin başındaki zat da siyasette bize gücü yetmeyince anayasa ve yasalar dışında hareket etme, dolayısıyla kendisine mukabele imkanı olmayan devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisindeki kliklere, hiziplere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir. Siyaset yanına topladığın azgın bir güruhla Merkez Bankası, TÜİK gibi kamu kurumlarını basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değildir. Siyaset er meydanında, kendi mecrasında yürütülür. İşte siyaset burada. Bak, bugün Mersin'deydi. Kardeşlerim, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt.